Vaktiniz hayırlı olsun sayın seyirciler. Spor Turu programına hoş geldiniz. Tabii ki bu programda sizler için fetralarımız var. Bu fetralarda sporun detaylı bir şekilde tahminleridir, kurallarıdır, faydalarıdır, sakatlıklarıdır. Her ne varsa sporla ilgili sizlere aktaracağız ve sunacağız. İlk veteranımıza geçecek. Söz uzatmadan o da Irak, Vietnam'la karşı karşıya geldi. Futbol Irak milli takımı. Tabii ki oradan sizin için görüntüler hazırlamışız. Hemen izleyelim. Milli marşımızı dinledik. Az sonra Basra Uluslararası Stadyumunda 65 bin kapasiteli Basra Uluslararası Stadyumunda maç başlayacak. Grupta 6. maçımızı Vietnam'a karşı oynuyoruz. Ve ilk 11'ler. Irak Milli Takım Teknik Direktörü Jesus Casas ve Vietnam Teknik Direktörü Sang Kim. Teknik direktörler ekranlarınızda. 2026 Dünya Kupası elemeleri ve 2027 Asya çift elemeleri için gruplarda 6. maçımızı Vietnam'a karşı oynuyoruz ve ilk 11 kalede yine kaptan Celal Hasan Haşim. Elani belirtmek isterim ki ikinci kez milli takıma çağrılıp ilk kez bir 11'de yer alıyor ve en uçta da yine genç yıldızlarımızdan Mühennet Ali olacak. 2027 Asya çift elemelerinde gruplarda maalesef VAR kullanılmıyor. Evet. Şimdi FIFA olarak aslında bunu bir göz önünden geçirmeleri şart artık. Yani bunu Avrupa kupalarında yapıyorlar, Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa maçlarında olsun veyahut da bütün Avrupa liglerinde kullanılıyor VAR. Asya liglerinde de kullanılıyor bence. Elani, Alesi, Mehmet Ali, Sami Reşit, Hüseyin Ali, Hüseyin Ali baktı kaleye, attı golü! Güzel bir gol! Attı golü! Harikulade bir gol! Yok böyle bir gol! Yok böyle bir gol! Yok böyle bir gol! Genç yeteneklerimizden Hüseyin Ali mükemmel vurdu! Çok güzel bir gol! Ayakta alkışlanır bu gol. Şeyi hatırlattı bana, Şampiyonlar Ligi'nde Giorgio Hagi'nin Monaco'ya ama sol kanattan aynı buna benzer bir şutu var. Bir de o Şampiyonlar Ligi'nde Giorgio Hagi'den bahsediyor. Süper bir gol, jeneriklik bir gol. Haydi Mühennet, Mühennet, Mühennet! Ben sana demiştim ama. Temiz, sert bir şut gol getirir. İlk 11'de yer aldı. Nguyen Da Chien. Elemelerde 4 maçta forma giydi. Ali Casim şimdi. Ali Casim. İstediğini yapamadı orada. Ve Ali top alır mı? Karşı atak şansı Vietnam için. Nerelen Mali'nin müdahalesi yetersiz kaldı. Şimdi Lang Nguyen döndü. Nguyen Khan Hai yerde kaldı. Topun başında Manav içeriye doğru bir sulaka. Sami Reşit uzaklaştırdı. Buraya giren Nguyen. Şimdi şakarısı çok hızlı çıkıyorlar gerçekten. Yani Nguyen uzun bir top içeriye doğru. Naut indirdi şut. Gelen Zetasin. Naut top kaleci Celal Hasan Haşim'de kalıyor.
Evet arkadaşlar, tabii ki bilirsiniz, yaz tatili geldi. Yaz tatilinde çocuklarımız spor salonlarına, stadyumlarına giderler. Bazıları da var işte bu elektronik oyunlarla özün hariç eder. Tabii ki elektronik oyunların ne kadar kötü olduğunu da herkes iyi malumdur. Fazla oynasa özün, yani biraz fazla asab eder uşakta, biraz fazla önüfü yapar. Yani çünkü bilirsiniz, ha, vurmak var falan, uğur kaldır. Yani bunlar biraz uzak olsak onlardan. Tabii ki biz de sizler için biraz görüntüler almışız oradaki salonlardan. Hemen izleyelim. Valla kağımız Skyline'da işte akıllı oyunlar vardı. Top, dava, hap, böyle şeyler. İşte otolluk için gençlerinde bir fete fazla geldi bu oyunlar, kağılaya. İşte kafeye gitmeklerinden daha iyiydi. İşte geldiler böyle hem güzel vakit geçirirler, hem arkadaşlarıyla oynarlar, eşlenirler. Gençlerin hiçbir zararı yoktu. Bilakis kafeyelerden daha iyiydi. Geldiler böyle hem arkadaşlarıyla güzel vakitler geçirirler, hem de oyun, akıllı oyun oynarlar. Birçok oyun vardı, hem top vardı, hem dava vardı. İşte bunlarla eğlenirler, güzel vakit geçirirler. Vallahi akıllı oyunlar daha iyiydi tabii. Yani yada da iyiydi, top da iyiydi. Besnade gençlerimiz şimdi işte maşallah daha çok kafte maftiye taraflarına gittikleri için olaya gitmek yani işte top dedik uçma işte akıllı oyundu. Ne bileyim yada da bunları tercih etseler daha iyi oldu tabii. İşte kağa akıllı oyunu mu alıyorsa ne bileyim yadaya geçsinler, topa geçsinler. O taraflar çok daha iyiydi. Hem özel hem gençlikler hem müstakbelde işlerine yarar. Evet sayın seyirciler, şimdi de geçelim dövüş sanatlarına. Dövüş sanatlarında Albagut sporu. Tabii ki Albagut sporu dünyada yayılan bir spordur. Azerbaycan'da kurulan, Bakı'da kurulan bir sporumuzdu. Tabii ki bunda da Irak'ın da seviyesi çok iyiydi dünyaya karşı. Bunda da İçişleri Bakanlığı'nın bir kupa maçı düzenlendi Bağdat'ta. Bağdat'taki bu maça Irak'ın her şehir müdürlüğü, polis müdürlüğü katıldı. Tabii ki Çarşuş da katıldı. Çarşuş da üçüncü lig zanı elde etti. Birinci Bağdat'ta müdüriyet cinsiyet birinci lig zanı aldı. İkinci lig zanı Basra aldı. Üçüncü lig zanı da Çarşuş aldı. Tabii ki dövüş sanatları polisler için çok önemlidir. Spor çok önemli olduğu kadar dövüş sanatları iki kat daha fazla önemlidir. Çünkü bilirsiniz, yani polis sporcu olduğuna, dövüş sanatlarını bildiğinde çok büyük rolü olar ve çok iyi vacibine iyi kalkar. Sizler için bu fotoğrafları da oradan hazırladık. Şimdi de Çarşuş'ta bir futbol turnuvası düzenlendi. Tabii ki bu turnuvaya 24 fariq katıldı. Son maça Çarşuş Muntakabi'den Türkmen Muntakabi kaldılar. İkisi bir araya geldi. Hemen oradaki görüntülerden sizler için hazırlamışız. İzleyelim. Tabii bu turnuvayı Ayel Hoca yaptı. 24 takımydı Çarşuş düşman bölgelerinden. Oynadık 24 takımda çıktık. En son
oyunda bir gün Muntukat Çarşı'dan Muntukat Türkman. İndilikçe birinci şovdu, ikinci şov kalıptı ve çok güzel geldi. İşte birinci şov çibir ayık, hele bir şov da kalıptı. Ona rağmen de bu 24 tarihten yani çarşın bölgelerinden, kasabalarından çok katıldı. Takriben aşağı yukarı 1,5 ay sürdü. Ve inşallah ikinci şovda hele netice kalıp bakarız duruma. Çok sağ olun, var olun. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii ki gördüğünüz gibi bir gün finaldı. Bu takım bu turnuva 24 takım katıldı. Çarşı'nın bütün yerlerinden. Allah'a şükür Tuşma futbol takımı bir gün finale üstlendi. Görsünüz oyunlar çok kızıl, çok güzel geçer. İnşallah yani umudumuz budur. Takımımız daha iyi şey göstersin, oyunu göstersin. Çünkü ne için? 24 takımdan birinci takım biz geldik. Onun için biz inşallah havale ederek inşallah finali kazanalım. Çünkü her vakit Tuşma futbol takımı bütün yerde, bütün mahfellerde her vakit üçkaktı. Buradan sonsuz şükürlerimiz bu kanalımızda her vakit bizim yanımızdaydılar. Aynı vakitte Üstad Eyet, Allah razı olsun. Kaptan Eyet Özü müdür işraf olduğu için bu mutluluğunu kurdu, bütün takımları yıkıştırdı. Allah razı olsun bütün takımlardan, Allah razı olsun bütün bu turnuvanın kıkanan. Allah razı olsun sizden de çok teşekkür ederim. Bilirsin biz burada Tuşma futbol takımıyla Kerkük takımı. Zaten onlar da bizim kardeşlerimizdi, cemaatimizdi. İçinde kalatçısı Mehmet Celal, Irak futbol takımının kalatçısıydı. Bu da bireyi kalatçı geldi. Ve farkımız yoktu. İkimiz de bir takımız. Düşman takımıyla Kerkük takımı. Mutlu olun, adamı Üstad Eyet, Allah razı olsun. Üstad Eyet, Karas Yusuf diyelerimizden. İşraf dirası düzenledi. O özet tanım etti. Kerkük'ün bütün takımlarından yaşadılar. Yani bu turnuvadan koydu takımlar turnuvası. Yani Fırak Şabiye diyemeyiz. Ama takım değil. Tabii bugün Kerkük futsal turnuvasının final maçıydı. Tabii biz bu turnuva 24 takım katıldı. Bütün Kerkük köylerinden, kasabalarından, Türkmen köyleri, kasabaları, Kerkük içerisinden. Bu finale kalan takımlar Kerkük takımıyla Türkmen takımı kaldılar. Gerçekten güzel bir maç gösterdiler bize. Biz burada hazır oldular. Eski futbolcular, eski Türkmen oyuncularımızı burada. Yani güzel bir maç. İşte gördüğünüz gençler hepsi buradaydı. Bu turnuvamızı biz kurduk. Yani gerçekten güzel dedik. Gençler biraz yaklaştılar sporcular. Biz Türkmen sporu gün be gün bakırık geriye döndü. Sırık Türkmen sporu öge getirdik. İnşallah bu gençleri yığıştırırız. Güzel bir turnuvalar, butolalar kurduk o zaman için.
tabii bugün son oyundaydık. Mantap Çarşuş'tan bizim mantap Türkman idi. Güzel oynaydı. Her şey şu azmına etti. Netice tabii bizim takımımız 3-1'e 30'du. Mühim de netice. Netice güzel oynaydı. Ve Kanşar takımı iyi oynadı. Muvaffakiyetçi takımcı da. Tabii bu Riyaza'da bir cerefi bir verik otursun. Utmak mühim de mühim. Biz bir iyi kadir, bir iyi sporcu yatırakın mıntakama çarşıyı temsil etsin. Helmiş bu turanı mıntak çarşıyı aldı. Mıntak çarşıyı aldı. Farkı yoktu inşallah. Yani biz alsak, onlar alsalar farkı yoktu. Mühim netice iyi oynadı. Bir güzel oyun gösterdiler. Millet razı oldu oyunlarına. Onlar daha iyi oynadılar, neticeni kazandılar. Sağ olun, var olun. Evet arkadaşlar, bugünkü programımızda veteriler hazırlamıştık. Veterilerimizi de izledik. Umarım cevizde görüldü. Yeni veterilerle, yeni sporlarla bizi bekliyorsunuz. Hoşçakalın.